Nuray'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın İyi tatlım, iyi akşamlar. misin? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Dur şu baş boşluğumu ayarlayamadım ya. İyi Bu kez mi? ben yapamadım. Dur. İyi bayramlar. Nasıl geçiyor bayramın? Neler Çok yapıyorsun? güzel geçiyor. Tatildeydik oğlumla. Döndük. Oh Artık ne tamam. güzel. İstanbul'dayız. Evimizdeyiz. Çalışıyoruz. Gayet güzel dinlendik bir 15 gün döndük. Şükürler Süper. olsun. Nuray'cığım hazırsan hemen başlayalım. Hazırım, hazırım. Şöyle ben bütün takipçilerimizin bayramını kutladıktan sonra sizden bir şey rica ediyorum. Şimdi canlı yayını yorumlara kapatıyorum. Çünkü yorumlar açık olduğu zaman bir de kalp gönderdiğiniz zaman artık klasik, hani söylememe gerek yok. Düşüyoruz. Hat kesiliyor. Siz de iyi anlayamıyorsunuz. O yüzden yorumlara kapatıyorum. Sonra yine açacağım ama, tamam mı? Tamamdır. Evet. Bakalım. Evet canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Aynı zamanda YouTube'dan sesleniyoruz bütün takipçilerimize. Hazır mısınız? 12 burcu, astrolojinin kraliçesi tek tek anlatacak. Bayramda bile sizi yalnız bırakmıyoruz. Dikkatinizi çekelim yani. Evet. Şimdi sevgili Nur, haftaya geçişimiz Ay'ın Yay burcundaki seyriyle oldu. Ve çarşamba günü çok önemli bir dolunay var ve Oğlak burcunda. Öncelikle 12 burcu neler bekliyor? Kimlerin ne yapması, kimlerin neyi yapmaması gerektiği konusuna değinecek olursam ilk burcumuz Koç burçları. Bu hafta özellikle dolunayın Oğlak burcundaki enerjisiyle birlikte net Güneş ve Merkür'ün de oluşturacağı kombinasyonla kendinizi, ailenizi, önemli kararlarınızı yapmak isteyip yapamadıklarınızda yoğunlaşacağınız bir haftadasınız. Özellikle de aslında haftanın en şanslı burcu diyebilirim Koç burçlarına. Öyle mi? Hem para Süper. kazanma konusunda hem işleri konusunda sevgili Harika. koçlar, yükselen koçlar kariyerinizde uzun zamandır çekişme yaşadığınız, zorlandığınız zorlukları aşacaksınız. Eğer işiniz gereği, okulunuz gereği, eğitimle ilgili bir sorumluluğunuz da varsa bunu tamamlama hususunda ve konusunda başarı elde edeceğiniz önemli bir haftadasınız. İnşallah. Ani gelişen güzel destekler ile de iş hayatınızda başarıyı yakalayacaksınız. Ne istiyorum, ne istemiyorum sorusunun cevaplarını da net bir şekilde bulacaksınız. Özellikle aşk hayatınızda dalgınlık, kırgınlık ve küslükleriniz varsa dolunay günü, çarşamba, perşembe, cuma günü bu dalgınlık, kırgınlıklardan da net bir şekilde arınabilirsiniz. Kendinizi, aileniz için önemli aldığınız kararlar ile yol almak istediğiniz konularda da başarı elde edeceksiniz. Yani iş Süper. ve kariyerde tamamlanma, bütünlenme, başarı elde etme hususunda inanılmaz şanslı bir haftada olacaklar. Sağlıkları ve sıhhatleri konusunda sağlıklılar ama sakatlıklara açık bir haftadalar. Haftanın 4 günü. Yürüdüğünüz yola, bastığınız merdivene ne olur çok dikkat edin. Yani ani gelişebilecek dikkatsizlik nedeniyle kazaların olması söz konusu. Ay Allah korusun. Yani kazalara çok dikkat etsinler koçlar. Hatta bu sabah bile uykudan uyandıklarında kendilerini oldukça enerjik ve güçlü hissettiklerini göstermekte gök kubbe. Tamam, enerjiniz çok yüksek ama dikkatinizin de çok yüksek olmasına önemli özen göstermeniz gerekiyor. Süper. Sadece sosyal ilişkilerde ve arkadaşlıklarda lütfen seçici olun. Herkesi hayatınızın merkezine almamaya özen gösterin koçlar. Ve işsiz olanlar bu hafta yeni iş haberleri alabilirler, yeni işlere Ay. giriş yapabilirler. Hadi inşallah. Kalbi boş olanlar ise yeni aşklara, yeni ilişkilere evet açıklar ama seçici olmaya özen göstersinler. Onlar için haftanın spotu dikkat dikkat. Çok dikkatli olun bu hafta. Yaralanmamak için kazalara açık olduğunuz bir haftadasınız. Evet şanslısınız, çok iyi para kazanacaksınız. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda geliştireceksiniz. Ama kazalara çok açık bir haftadasınız. Dikkat edin lütfen. Hep yayınlarda da söylüyoruz ya Nuray, senin verdiğin bu tiyolar, uyarılar o kadar önemli ki. Şimdi bir koç burcu bu hafta en çok neye dikkat etmesi gerektiğini bilecek. Koç zaten biraz telaşlıdır da, değil mi?
hızlı hareket eder. Mesela bu hafta koç bilecek ki benim gezegenler yaralanmama sebep olabilir. Daha yavaş, daha dingin, daha sakin hareket edeyim. Koçlar, öpüyoruz sizi, iyi bayramlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun canlarım. Ve hemen boğalara geçiyoruz. Biz boğaları evet. Neler bekliyor? Şimdi akşam ben yorumları hazırlarken Boğa Burcu'nun yorumundan çok etkilendim. Aa, niye? Hatta, hayırdır? Celaleddin, yani şöyle Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Duydum ki arkamdan konuşuyormuşsunuz. Niye yüzüme konuşamıyorsunuz? Benim gibi bir acizden korkuyorsunuz da Allah'tan mı korkmuyorsunuz? Hakikaten. Ben boğalara diyorum ki bu hafta arkanızdan yapılan konuşmaları duyabilirsiniz. Hüzün ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Allah'tan korkmayan sizden hiç korkmaz. O yüzden en başta spotu vereyim ki boğalara. Allah'tan korkmayan herkesi Allah'a havale edin. Kim sizin için ne düşünüyor, ne planlıyor umurunuzda dahi olmasın. Bu hafta boğalar arkalarından yapılacak konuşmaları duydukları için üzülebilirler. Üzülmeyin ya, değmez. Kesinlikle değmez ama insanoğluyuz işte, üzülebiliyoruz. Şimdi bakalım bu hafta sevgili boğalar, yükselen boğalar, uluslararası ticaret, mahkeme ve online eğitimler üzerinde elde etmek istediğiniz sonuçlarınız varsa bunları sonuçlandırıyorsunuz. Harika. Askıda kalan, yarım kalan, sonuçlanmayan işleriniz tamamlanıyor. İdeallerinizle ilgili odak noktanız neyse oraya ulaşmak için belki hızlı değil, ağır ama temkinli adımlarla yol alıp ilerleyecek ve başarı elde edeceksiniz. Süper. Sadece sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızı en başta söylediğim gibi arkanızdan yapılan konuşmalar kulağınıza gelebilir. Size oynanan oyunları duyabilirsiniz. Ya da hayatınızın en önemli yerine koyduğunuz. Zaten boğa çok fedakardır. Boğa sevdiği insana kendini adar. İşte bu adanmışlıktan kaynaklı hüzün duyabilirler. Yine mi ya, sen de mi ya gibi söylemler içerisinde olabilirler. Haftanın 5 günü. Kim sizin için ne düşünüyor? Kim sizin için ne planlamış? Kime kardeşim demişsiniz? Kime canım demişsiniz? Ne yaptıysa kendine yaptı. Size yapılan kötülükler, inanın ki siz boğalara değil, sizinle uğraşan insanların kendine yaptığı kötülük. Ve ben şuna da çok inanıyorum. Eğer hayatınızdaki insanlar size haksızlık ettiyse ve siz bunu duyduysanız, siz demek ki Allah'ın en kıymetli kullarından birisiniz ki o insan sizi hak etmiyordu, yanlış yaptı. Sizin şahsınızdan artık faydalanamıyor. Deyin ki Allah şaşırttı. O yüzden benim kıymetimi bilmedi. Demek ki bu beni hak eden bir dost, arkadaş değilmiş. O yüzden bu hafta ne olur canınız yanmasın. Sizinle uğraşan insanlar için gözyaşı dökmeyin, hüzün duymayın. Kıymetinizi bilmediyse bilmedi. Bildirmeyen kim? Cenab-ı Hak. O yüzden takılıp, üzülüp yaşam enerjinizi düşürmeyin. Bakın, mahkemeniz varsa başarılı sonuç alacaksınız. Online bir eğitiminiz varsa başarılı sonuç alacaksınız. Süper. Yaptığınız işte titiz çalışıp istediğiniz sonuçlara ağır, temkinli adımlarla başarı elde ederek ilerleyeceksiniz. Sadece sadece başkalarının sizin hakkınızda ne düşünüp ne planladığına takılırsanız haftayı berbat geçirebilirsiniz. O yüzden kendinize odaklanın, kendi hayatınıza konsantre olun, hayattan ne bekliyorsunuz, kendiniz için neler planlıyorsunuz, insanların ağzı torba değil ki düzesiniz. Ya da herkes sizin gibi iyi olsaydı o zaman hayatın tekamül kısmı nerede kalacaktı? Yaşadığımız her şey bir imtihansa herkes olduğu gibi kabul edin. Öfke duymayın, kin tutmayın. Sizin hakkınızda konuşan herkesi Rabbime havale edin. Önünüze bakın, işinize konsantre olun. Evli olan boğalar ilişkileri ve beraberliklerinde son derece uyumlu olacaklar. Yeni ilişkilere, yeni aşklara başlamış olanlar ise aniden evlilik kararı alabilirler, evlilik planlayabilirler. Ne kadar tanıyorsunuz yeni başladığınız ilişkiyi? Bunu bir düşünün, tartın derim. Ruhunuza uygun mu değil mi? Yani hızlı evlilik kararları almayın lütfen. Ya da hızlı birlikte yaşama kararları da almayın. Biraz ilişkilerinizi, yeni başladığınız bir beraberlik varsa zamana yaymanızda fayda var. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise uroloji, idrar yolu enfeksiyonlarına,
İltihabik alanlara çok dikkat etmenizde fayda var sağlığınızla ilgili. Malum deniz mevsimindeyiz. Üşütmemeye, güneş çarpmalarına, idrar yolu enfeksiyonlarına açık olabileceğiniz bir haftadasınız. Sağlığınıza çok özen vermeniz gereken bir haftadasınız. En dikkatli olmanız gereken konu ise vereceğim spotta gizli. Kimin ne dediği önemli değil. Ben kendim için ne düşünüyorum. Bağlarım buna özen göstermek Bazen gerekiyor. hani deriz ya Nuray, Allah bana malum etti diye. Şimdi bayramın birinci günüydü sanırım. Çok önceden birkaç gün, yani birkaç yıl öncesinde bir programa katılmıştım. Aslı Şafak'ın programına. Buradan da kulaklarını çınlatayım sevgili Aslı'nın. Orada bir şey anlat, bir şey sormuş bana. Ben de sevgiyle fedakarlıkla kar elde edilemeyeceğini hep konuşuyoruz ya programlarda da. Evet. O videoyu çok beğendim ve ana sayfada paylaştım. Sanki Ah bunları gördüm, gördüm. yaşayacağım belliymiş gibi. Ama gerçekten ben de mesela bu süreçte çok güvendiğim ve inandığım insanların aslında ne kadar boş ve fos olduğunu, gerçek dost olmadığını gördüm maalesef. Enteresan. Bu gezegenler Evet. galiba hakikaten çok doğruyu söylüyor yani. Kesinlikle. Yani Nurcum, insan insanın hem dostu hem nefsinin esiri olduğunda düşmanı. O yüzden herkesi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor ve öyle bir dönemdeyiz ki hayatımızdan çıkardığımız insanları 12 burç içinde geçerli tekrar hayatımıza almayalım. Evet, bir de sana bir şey söyleyeceğim. Galiba hep insanlara şöyle yaklaşmak gerekiyor. Bugün benim dostum ama yarın benim düşmanım olabilir. Aynen öyle. Yani insanın Mesafe ölçüsü şu. Yanmayacak kadar yaklaşacaksın, dolmayacak kadar uzaklaşacaksın. çok doğru. Geçelim mi Kesinlikle. ikizlere? Evet, ikizlere. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ödemeler konusunda bunaldığınız bir haftadasınız. Sigorta, vergi ile ilgili işleriniz varsa veya aldığı çektiğiniz bir kredi ile ilgili bir probleminiz varsa biliyorum yoruldunuz ödemelerden dolayı. Özellikle bu hafta problemlerinizi sonlandırmak için ne yapabilirsiniz? Ne yapmayı planlıyorsunuz da konsantre olduğunuzda maddi konulardaki korku ve endişelerinizi daha kolay bir şekilde aşacaksınız. Yani şey yapmamaya çalışın. Ekonomik anlamda ben ne zaman rahat edeceğim? Hiçbir zaman bana huzur yok mu? Hep parayla ilgili problem mi yaşamak zorundayım gibi şikayetlerde bulunmayın. Özellikle 13 Temmuz itibariyle ekonomik anlamda nasıl rahata kavuşacağınızın enerjisini özellikle yaptığınız işlerde elde edebilecek, görebilecek ve bulabileceksiniz. Aynı zamanda kariyerinizle ilgili beklemediğiniz, düşünmediğiniz anda gelişecek değişimler sizi heyecanlandırabilir, huzursuz edebilir, kaygılandırabilir. Belki uzun bir süredir terfi almayı bekliyordunuz. Ya da işinizde bir bölüm değiştirmeyi planlıyordunuz. Bu hafta 13 Temmuz itibariyle Dolunay'ın enerjisiyle yeriniz, düzeniniz, konumunuz değişebilir. Hazır mıydımı sorgulayabilirsiniz. Lütfen önünüze gelen değişimlerden kaygılanmayın, korkmayın, huzursuz olmayın. Başarınıza başarı katacağınızdan emin olun. Yani bekleyip istediğiniz değişimlerin yaşayacağınız bir haftadasınız. Parasal İnşallah. konularda ödemeler hususunda kaygı ve korku yapmamaya, 13 Temmuz Dolunay sonrasında çözümlerin kendiliğinden ortaya çıkacağına da emin olabilirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz konusunda özellikle sağlıklı bir haftadasınız. Sadece beslenmenize dikkat edin. Gıda zehirlenmeleri söz konusu olabilir. Aman ha dikkat edin. Neye alerjinizin olup olmadığını araştırın isterseniz. Beslenmeye çok özen gösterin. Ya aşk, Süper. ilişki, evlilik, birliktelik, flört konularında neye dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle yalnız bir ikizler burcuysanız sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızın vasıtasıyla yeni kişilerle tanışabilir, yeni aşklara 14-15 Temmuz günlerinde adım atabilirsiniz. İkizler katılacakları sosyal çevreler sayesinde kalbi boş olanlar yeni aşklara, yeni ilişkilere adım atabilirler. Ve özellikle psikolojik açıdan yaşayıp bitirdikleri ilişkilerde ne kadar güvensizlik yaşamış olurlarsa olsunlar, yeni tanışacakları insanlar ile
muazzam bir güven ve beraberlik adımına sahip olacaklar. Yani Süper. kalbiniz boşsa güven duyabileceğiniz aşklara, ilişkilere adım atacaksınız. O zaman İlişkisi kalpleri olanlar boşsa, bir dakika, kalpleri boşsa ikizleri muhteşem bir aşk bekliyor. aynen, kesinlikle. İlişkisi olanlar, İlişkisi olanlar ufak tefek kıskançlıklardan dolayı ilişkilerinde kaosa neden olabilirler. Benim onlara tavsiyem, gözünüzün görmediği, kulağınızın duymadığı hiçbir şeyle kendinizi doldurmayın. Yani kendinizin düşmanı kendiniz olabilirsiniz. Evliyseniz, bir ilişkiniz varsa. Lütfen sakin olabilirsiniz. Zorlukları ilişkinizde aşabilmeniz elinizde ama İnşallah. sakin olmayıp kendi kendinizi doldurursanız ilişkinizin mahvolmasına neden olabilirsiniz. O yüzden haftanın spotu, gözünün görmediği, kulağının duymadığı hiçbir şeye inanma. Sevgili ikizler, iyi bayramlar diliyoruz sana da. Eğer arıyorsan, gönlündeki aşkı hala bulamadıysan, gerçekten Allah gönlünün muradını versin. Sırada Amin. yengeçler var. Yengeçler. Yengeçlere para var mı, aşk var mı, sağlıkları nasıl? Şimdi özellikle bu hafta Yengeç Burcu'nda bir araya gelen Güneş ve Merkür öyle bir kombinasyon oluşturacak ki ekonomik açıdan gelişecekleri, fikirlerinin dinleneceği, saygınlıklarının artacağı çok önemli bir hafta yaşarken fırsatlar elde edecekler. Kariyerleri, işleri, kazançları konusunda hayatınıza yenilikler katacaksınız. Sevgili Süper. yengeçler ve yükselen yengeçler. Evlilik ve ikili ilişkilerde ise gitgeller yaşayabilirler. Bu gitgel duygularını da daha çok başkaları yüzünden yaşayabilirler. Partnerinizle, hayat arkadaşınızla, birlikte olduğunuz kişiyle bir problem yaşıyorsanız bunu çevrenizdeki kişilerle konuşup tartışmak yerine hayatınızdaki kişiyle çözümleyin. Eğer bunu böyle yapmayıp da başkalarıyla çözümlemeye kalkarsanız yolunda giden ilişkilerinizin dengesini bozabilirsiniz. Ortada bir ayrılık yokken ayrılığa neden olan durumlar yaratabilirsiniz. Aman diyorum, ilişkisi olanlar, evli olanlar sorun olan her şeyi partneriyle çözümlemeye, başkalarının aklına, fikrine özen göstermemeye, önem vermemeye çok dikkat etsinler bu hafta. Özellikle ekonomik anlamda gelişeceğiniz, ilerleyeceğiniz bir hafta olmakla birlikte çalıştığınız işte, sorumluluk taşıdığınız alanlarda fikirlerinizin, planlarınızın önemli görülmesiyle iş hayatınızda hem kazanç olarak, hem mevki olarak, hem konum olarak önemli bir ilerleme elde edeceksiniz. Süper. Aile büyüklerinizin sıhhati ve sağlığıyla alakalı ciddi anlamda sorunlara, problemlere açık olabileceğiniz bir haftadasınız. Özellikle yakınlarınızın sıhhati ve sağlığıyla ilgili hafta sonuna doğru oluşabilecek problemleri duyarsanız kaygılanmamaya, korkmamaya ve endişe etmemeye lütfen özen gösterin. Haftanın spotu, kendinizi hiçbir konuda doldurmayın. Peki yengeçlerin sağlığı ile ilgili ekleyeceğin var mı? Onlar haftalardır çok iştahlı. Güneş yengeç ve yükselen yengeç. Lütfen iştahınızı kontrol altına alın. Yani hep uyarıyorum haftalardır. İştahınızı kontrol Çok altına alın. şekersin. Spor Hayatım, yapın. bayramdayız. Nasıl iştahımızı kontrol altına alacağız? Nereye gitsek bir şey Yani ikram ediyorlar. şimdi tamam, okey. Tabağı bitirmeyelim. Tadına bakalım. Kesinlikle Doğru. tadına bakalım. Yani Peki. yengeç zaten hayatı boyunca yükselenin yengeçse, güneşin yengeçse imtihanın iştah. O İştah, yüzden hele değil mi? bu dönem iştaha çok dikkat diyorum. Peki. Yengeçlere de iyi bayramlar diliyoruz. Ve bu arada sizden şunu rica ediyorum. Şu anda 5000'in üzerinde takipçimiz var canlı yayında. O 5000 kişiyi de selamlıyorum tek tek. Lütfen yükselen burcunuzla dinlemeyi ihmal etmeyin. Kendi burcunuzla Evet. beraber yükseleni de dinleyin ki, çünkü ikisi bir kombin, değil mi Nuray? Evet, tabii ki. Şimdi güneş bizim kendi burcumuz, hayata karşı duruşumuz. Yükselen başımıza gelen olayların nasıl sonuçlanacağı. Ay burcumuz ise bizim bilinçaltımız ve psikolojimiz. Hı. Evimiz, eşyamız, yuvamız, aile birliğimiz. Yani ay burcunuzu dinleyin, güneşi dinleyin,
ve yükseleninizle de yol almaya özen gösterin. Peki sırada kim var? Aslanlar var. Aslanlar, güneş gibi parlar onlar. Evet. Şimdi sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, 13 Temmuz'da Dolunay'ın Oğlak burcundaki enerjisiyle günlük yaşantınız önemli derecede etkilenecek. Gelişmeler, yenilikler kapılarını size sonuna kadar açacak. Ve süper sonuçlar elde edeceksiniz. İş, kariyer, eğitim konusunda emeklerinizin karşılığını tam anlamıyla alabileceğiniz önemli bir haftadasınız. Süper. Ve aynı zamanda iş hayatınızla ilgili farklı alanlara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız iş girişimlerinde ise finansal anlamda yükselme yaşayabilirsiniz. Harika. Parayla ilgili, işle ilgili sorun yaşıyorsanız girişeceğiniz işlerde hem kariyer hem finans anlamında yeni gelişmeler ve girişimlerinizde finans konusunda yükselmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızda yeni tedavi yöntemleri hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Eğer bir sağlık probleminiz varsa şifa bulacağınız bir haftadasınız. Gereksiz endişe, kaygı yapmamanız gereken bir haftadasınız. Bilinçaltınızı aydınlatmanız gereken bir haftadasınız. Hiç kimseyle hukuksal bir alana girmeyin. Herkesle uzlaşın. Eğer bu dönem anlaşamadığınız, geçinemediğiniz insanlara bir mahkeme açmayı düşünüyorsanız biraz daha düşünün. Üzerinde titiz çalışmalar yapın. Çünkü davacı davalı olunmaması gereken bir hafta aslanlara bu hafta. Aynı zamanda kendinizi depresif, agresif hissettiren kişiler varsa iş ve çalışma ortamınızda ya da sosyal çevrenizde bu insanları olduğu gibi görüp yok sayın, çok onların hayat enerjisi alanında bulunmamaya, barınmamaya özen gösterin. Yani ne dedik? İş hayatlarında yeni gelişmeler, girişimler, finansal anlamda güçlenme kazanmalarına olumlu yönde etki edecek. İletişim problemlerinde davalık ve mahkemelik kimseyle olmayın dedik. Çünkü haklıysanız da haksız duruma düşebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde, evlilikte ve beraberlikte ise özellikle düşünerek konuşmaya, depresif ve agresif davranışlarda bulunmamaya, partnerinize karşı da ön yargılı olmamaya özen gösterdiğinizde ilişkilerinizde daha dengeli, daha uyumlu, daha huzurlu olabileceğiniz bir haftadasınız. Ve bence aslanların bu hafta en çok merhameti kendine göstermeleri gerekiyor. Yani olabildiğince kendinize karşı anlayışlı, merhametli, adil olursanız her konuda daha akıllı, daha net, daha huzurlu kararlarınızla birlikte huzur bulabilirsiniz. Hem yeni kararlarınızla hem yeni atılımlarınızla birlikte huzur bulabilirsiniz. Özellikle onlar için sağlık ve sıhhat konusunda ise eğer bir rahatsızlığınız varsa yeni bir tedavi yöntemiyle şifa bulabilirsiniz. Ama İnşallah. sağlığınızla ilgili hiçbir probleminiz yoksa son derece sağlıklı ve huzurlu bir haftadasınız. Haftanın spotu, yaşadığınız acılar ve zorluklar sizin tecrübenizdi. Tecrübelerinizden daima yol almaya özen gösterin. Ağzına sağlık. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim. Aslanlar, gönlünüzce geçirebileceğiniz, siz çünkü güzellikleri seversiniz, güzelliğe aşık bir burçsunuz. İnşallah tüm güzellikleri hayal ettiğiniz, tüm güzellikleri Amin. yaşayabileceğiniz günleriniz olsun, haftanız olsun. Ve sıra Başaklar. Başaklar ve yükselen Başaklar'da. Buyur Nuraycığım. Şimdi sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, Dolunay'ın Oğlak burcundaki enerjisiyle ve gezegenlerin kombinasyonuyla bu hafta aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizde yenilikler yaşayabilirsiniz. O süper. İleriye yönelik adımlar atabilirsiniz. İş hayatınızda prensipli olmanızla kariyerinizde ciddi başarılar elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Harika. İdeallerinizle ilgili yeni eğitimlere odaklanabilirsiniz. Ortaklı finans alanlarınız varsa, ortak bir işiniz varsa, ortak bir iş kurmayı düşünüyorsanız lütfen çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Özellikle
Yanlış insanlar seçerek iş kurmamaya, yanlış insanlarla bilmediğiniz işlere girişim yapmamaya, gelen bir teklifi ballandıra ballandıra birileri anlatabilir size. Bunu hayatınızın fırsatı gibi görebilirsiniz. Ama daha sonra hayatınızın kabusu olmasın. Yani lütfen yeni gelen tekliflere, yeni gelen fırsatlara araştırma yaparak adım attığınız takdirde son derece başarılı, planlı iş hayatınızı yolundan çıkarmadan gelirinizi arttırarak kariyeriniz konusunda yol alabilirsiniz. Zaten çok şanslı bir haftadalar. Sadece yeni gelen fırsatlara dikkat ettikleri takdirde hayat düzenlerini bozmayacaklarından yana emin olabilirler. Aslında Yaptıkları iş vaatlere kapılmamaları gereken bir hafta aynen. galiba, değil mi? Ve bak o kadar güzel bir yorum ki bu. Haftanın bence spotu da onlara gelen vaatlere kapılmayın. Kendi hayatınıza konsantre olun. Yaptığınız işe konsantre olun. Kendinize durduk yere zorluklar çıkarmamaya lütfen önemli özen gösterin. Özellikle aile olan bir başak burcuysanız, yani babaysanız, anneyseniz, çocuklarınızın bitmek bilmeyen istekleri, masrafları sizi yorabilir. Onlara karşı da onların bilincinde para yok diye çocukları kıtlık bilincine sokmayın. Tutumlu, planlı olmanız gerektiği önemli bir haftada olduğunuzu anlatın. Yani yok demeyin. Çünkü yok enerjisi varken de yok olmaya neden olabilir. Lütfen çocuklarınızı tutumlu olmaya ya da planlı para harcamaya güzel fikirler ile İkna edin diyorsunuz. ikna edin kesinlikle. Haftanın spotu Aa, bir kıtlık dakika ya, aşk bilinci. yok mu başaklara? Şimdi kalbi boş olanlar Dolunay'la birlikte yeni insanlar tanıyabilirler ama fikir ayrılıklarını fark edebilirler. Kendilerini şanssız görmesinler. Bir 15 gün daha sabırlı olurlarsa kalbi boş olanlar güzel, güçlü yeni aşklara adım atabilirler. Süper. Başaklar için de güzel bir hafta olsun. Bu arada takipçilerimiz neyi sordu biliyor musun? Enleri söylemediniz dedi. Sonda mı söyleyeyim, şimdi mi Sonda söyleyeyim? söyleyelim. Sonda Enleri sonda söyleyelim. Tamam. söyleyelim. Şimdi sıra geldi dünyanın en zarif insanlarına. Terazilere. Terazilerimize. Evet, Ya çok sevgili de hakikaten yeryüzüne inmiş bir melek gibi, terazi erkeği de kadını da. evet. Orada mısın? Terazi hem zariftir. Buradayım, Çok. buradayım. Donma yok, değil mi? Yok yok, şu Tamam. an değil. Sevgili teraziler, yükselen teraziler. Şimdi erkekleri prens gibi gezinir. Hanımları da prenses gibi gezinir. Gerçekten öyle. Çok Tabii ki zarifler. çok zarifler, en iyi yerde yemek yemeyi severler, en iyi yerleri görmeyi tercih ederler. Terazide yeter ki cebinde parası, bedeninde sağlığı olsun. Bence 12 İnşallah. burcun içerisinde hayatı en iyi yaşamayı bilen ve seven bir burçtur terazi. Aa, bir dakika Kesinlikle. Nuray, bir dakika. Dur, terazilere geçeceğiz ama aslanları ne yapacaksın bu noktada? Aslanlar da Aslan da iyi. O çok şimdi şey değil bak mi aslan da? aslan Çok yemeği içmeyi, yani çok gustosu olan bir burç değil mi aslan da? öyledir ama aslan şeydir, terazi daha boşa para harcar. Aslan nereye harcaması gerektiğini çok iyi bilir. Aslanın zaten aurası gösteriş. Özellikle bir süslü müslü olayım derdine düşmez. Hani derler ya çuval da giyse yakışır diye. Aslan aurasından dolayı o enerjiye sahip. Ama terazi paralar kendine bakmak için. Teraziler daha mı cömert diyorsun? Çok daha cömert. Peki, o Kesinlikle. Allah'ım o cömert insanların kalbine göre bir hafta versin. Amin. Aşkta, sağlıkta, parada onları ne bekliyor? Şimdi sevgili teraziler, yükselen teraziler, bu hafta özellikle eviniz, ailenizle ilgili yaşanmış zorlanmalar, kaoslar, ayrılıklar. Örneğin evlenip ayrılmış bir terazi eski eşine özlem duyuyor olabilir. Ya da ayrılmış teraziler tekrar bir araya gelme kararı alabilir. Benim burada biten ilişkilerde nasıl bitişler yaşadıysanız ona göre birleşmeler yaşama üzerinde düşünün. Yani paldır küldür biten ilişkilerinizde, biten evliliklerinizde eğer bir toparlanma olacaksa bu hafta
Ben son pişmanlığın bir fayda ettiğine inanan biri değilim. Tabii ki vicdan sahibiyim, tabii ki merhamet sahibiyim ama denenmişi denenmesinden yana değilim. Özellikle kandırılmış, aldatılmış bir teraziyseniz, sizi aldatan yine aldatır. Kandıran yine kandırır. Yani o Doğru. yüzden size haksızlık etmiş bir insanı affedin ama tekrar hayatınıza sokmayın derim. Ama tercih sizin tabii ki. Gök kubbenin uyarılarını anlatmakla sorumluyum ben. Terazilerin bu hafta en çok dikkat etmesi gereken ilişkisi bitmiş, evliliği bitmiş, aşkı bitmiş kişiler, biten kişilerden geri dönüşler olacak. Geçmişe özlem duymayın. Bitmiş ilişkilerinize tekrardan şans verip yaşanmış şanssızlıkların tekrar tekrar yaşanmasına müsaade etmeyin, fırsat vermeyin ve izin vermeyin. İş ve kariyer hayatınızda ise çok şanslı bir haftadasınız bu hafta. Özellikle çabaladığınız, mücadele ettiğiniz, uğraştığınız, bir türlü sonucunu elde edemediğiniz işleriniz varsa inanılmaz başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. İşsiz bir terazi burcuysanız, artık yıldım bıktım herhalde benim iş hayatım olmayacak diye hayıflanıyor, zorlanıyor, üzülüyorsanız Dolunay ayın 13'ünde size öyle büyük iş fırsatı kapıları açacak ki işsiz olan teraziler yeni işler bulacak. Ve Harika. yeni alacakları sorumluluklarla birlikte iş koşullarınızda, görüşmelerinizde o Ay kadar inşallah. başarılı sonuçlar alacaksınız ki fark ederek çalışacak, kariyerinize kariyer katacaksınız. Mevcut iş düzenine sahip olanlar ise yaptıkları işlerde emeklerinin karşılığını alma konusunda son derece şanslı, son derece de başarılı olacaklar. İnşallah. Benim onlara sıhhat konusunda uyarım var. Lütfen alerjik etkilere ve göz sağlığınıza bu hafta çok dikkat edin de özen gösterin. Haftanın spotu, bitirdiğiniz hiçbir ilişkiye yeniden şans vermeyin. Peki sevgili teraziler, gönlünüzce geçirebileceğiniz güzel bir hafta sizi bekliyor inşallah. Sıra geldi akreplere. Akreplere, sevgili akrepler, yükselen akrepler, bu hafta özellikle sizin hakkınızda söylenen sözler, siz boğa burcunun karşıt burcusunuz, siz de boğalarda olduğu gibi hakkınızda konuşulan, gerek iş hayatınızda, gerekse sosyal çevrenizde bazı insanların dedikodunuzu yaptığınızı duyabilirsiniz. Aman diyorum, öfkenize yenilmeyin. Hırs beslemeyin. Mümkün olduğunca sizin hakkınızda yapılan, söylenen konuların üzerinde durmayın. Hatta hakkınızda birileri söz laf getiriyorsa o insanlara da dikkat edin. Şimdi akrebe diyorum ki ben, sevgili akrep, arkadaşın arkadaşının yaptığı sözü sana getiriyor. Niye konuşturuyor? Bunları sana anlatırken, konuşurken sen niye izin veriyorsun? Söyleyeceğiniz kelime şu olsun. Benim hakkımda konuşulurken, sana anlatılırken niye konuşmasına izin verdin? Tabii söyleyen kadar dinleyen de suçlu oluyor, değil mi? Tabii ki. Söyleyen kadar dinleyen de suçlu oluyor. O yüzden dedikodunuzu yapan ve o dedikoduları size taşıyan insanlar da sizin dostunuz değil. Ve sonunda Çok ben doğru. senin yerinde olsaydım diye sözlere de başlıyorsa kimse kimsenin yerinde olamaz. Peki O bu hafta yüzden akrepler de mi boğalar gibi sınanacak? Yani evet. hakkında çıkan dedikoduları, haberleri duyacaklar. Ya yani ciddi anlamda psikolojilerini güçlü tutmaları gerekiyor. Hakkınızda yapılan konuların, mevzuların, konuşmaların sizi üzmesine, yıpratmasına müsaade etmeyin. Olduysa oldu, söylediyse söyledi. Ne konuşulduysa konuşuldu. Söylenilenlerden etkileniyorsanız onlara hak verelim. Ama o söylenilenler size ait değilse sizin umrunuzda dahi olmasın. Peki hiç güzel bir şey olmuyor mu akreplerin hayatında? Tabii ki de iş ve kariyer konusunda özellikle muazzam derecede yeni anlaşmalar yapabilirler. Hatta Harika. bu hafta sözleşme, anlaşma imzalamayı düşünenler varsa ve şu an belki bizi izlerken onun önüne, bir akrebin önüne gelen bir sözleşme inceleniyor, bir anlaşma yapılacak. İçiniz rahat sözleşmeleri, anlaşmaları yapabilirsiniz. Yeni bir iş kurduysanız çok doğru bir zamanda kurdunuz. Zaten
Öyle bir haftadayız ki biz Güneş Sirius kavuşumu oldu. Evet, her yıl gerçekleşen bir durum ama bir akrep senesi Güneş Sirius kavuşumundan sonraki bu süreçte yaptığınız iş anlaşmaları, yeni bir işe başladıysanız uzun yıllar kalabileceksiniz. Yeni bir iş kurduysanız belki istikbali ve geleceği marka olabileceğiniz bir iş yolunda ilerlediğinizde emin İnşallah. olabilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatınızda ise bu hafta uzun bir süredir partnerinizden beklediğiniz, görmek istediğiniz, göremediğiniz güzellikleri görerek ilişki enerjinizin güçlendiğini hissedecek ve Süper. mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Bir şikayetiniz varsa partnerinizle ilgili bunu açık yüreklilikle kendisiyle konuşarak hoşlanmadığınız ve şikayetçi olduğunuz durumların da düzeleceğini görebileceksiniz. O yüzden açık sözlü olmaya özen gösterin. Harika. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda çalışarak fazla yorulabilir, kendinize zaman ayıramayabilirsiniz. Minik zamanlar ayırmaya, ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirmeye, gece uykularınıza özen göstermeye, bir sonraki günü enerjik yaşamak için uyku kalitenize özen gösterin. Haftanın spotu. Kimin benim için ne düşündüğü değil, benim kendim için ne düşündüğüm önemli demeyi hafta boyunca ne olur ihmal etmeyin. Yani boğalar gibi hakkınızda, arkanızdan oynanan oyunları duyduğunuzda, gördüğünüzde dünyanın sonu gibi görmeyin. Başkası kim, bir başkası sizin için ne söylerse söylesin. Siz kendinize çok kıymet verin bu hafta, Ben sevgili gördüm, akrepler. yaşadım mesela. Vallahi dünyanın sonu değil. Değil, değil, Kim ne değil. yapar kendine, yine döner kendi kendine. Aynen öyle. Hep ne diyoruz Nur? Acılar yaşıyoruz, çileler çekiyoruz. Yandım ben, bittim ben, mahvoldum ben dediğimiz hepimizin hayatında oluyor. Geçiyor. Hiçbir şey kalıcı kalmıyor. En başta ömür geçiyor ya. Geçen ömrü güzellikle, sağlıkla, huzurla geçirmek önemli. Yani hayat sana çok şey öğretiyor. En başta gerçekten önce kendine güvenmeyi öğretiyor. Kendine güveniyorsan kimseye güvenme ihtiyacı duymuyorsun. Çünkü en güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Güvensen de yağıyor, güvenmesen de yağıyor. O yüzden valla inşallah yaşamazsınız ama yaşarsanız da çok umursamayın. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Aynen öyle. Peki Evet. yaylar? Evet. Biz Vedat'la yaylara şarkı besteledik, biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaylar, 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 yaylar. Astrolog Vedat Delek. Çok Canım tatlım. benim, Kulakları çok tatlı, çınlasın. kulakları çınlasın. Ya Yaylar. zaten yaylar Enerjisiyle ortama renk katar yaylar. kesinlikle. Şimdi bu hafta onlar enerjileriyle ortama renk katarken planladıkları, düşündükleri konularda neyi yapmalı, neyi yapmamalı. Özellikle bu hafta iş ve kariyer hayatınızda parasal açıdan kazançlı çıkacağınız günlere başlıyorsunuz. Oh mis. Güvenli ve istikrarlı yatırımlar yapmak, yaptığınızdan Süper. emin olmak, işinizi gücünüzü arttırmak, aynı zamanda değer verdiğiniz konular üzerinde çalışmak, büyük fırsatları daha çok hayatınıza çekmenize etki ederken yaşadığınız sorunlara da çözüm bulacağınız bir haftadasınız. Müthiş. Gerekli olan netliği kararlarınızda ve düşüncelerinizde net bir şekilde hissettiğinizin farkında olacağınız bir haftadasınız. Harika. Aynı zamanda sizi korkutan, sizi endişelendiren iş ve kariyer hayatınızdaki problemler ve sorunların sona ereceği bir haftadasınız. Gelir gider dengenizi gözden geçirmek, eksiklerinizi bulmak, hayatınızı kolaylaştırmak konusunda da iş ve kariyer hayatınızda inanılmaz başarılar elde edeceksiniz. Şimdi Süper. iş ve kariyerde geliri gideri dengelerken son derece istikrarlı yatırımlar, planlar ile başarı elde ederken yalnızlar, evli olanlar, yeni ilişkilere başlayanlar ne yapsın ne yapmasın. Şimdi evli olan yaylar tatile çıkabilir. Yeni tatil programları yapabilir. Eşleriyle, partnerleriyle aralarında Oh. romantik günler, zamanlar geçirebilir. Aşk tazeleyebilecekleri bir haftadalar. Dın Evet, dın dın, aynen. Yalnız olanlar ise
Yeni kişilerle tanışabilirler. Yeni aşklara ve ilişkilere adım atabilirler. Ama bu süreçte net söylüyorum, aşk ve ilişkilerde ise romantik, duygusal kişiler. Şimdi yay tam anlamıyla çocuksu bir duygu taşıdığı için süslü kelimeler kullanmayı bilmez. O zaten süslü cümlelerle, eğlenceli cümlelerle hayatını yaşamayı, değerlendirmeyi tercih Bir de eder. çok içinden geldiği gibi konuşur yay, değil mi? Aynen, Olduğu aynen. gibi. Şimdi bazen o patavatsızlık yapar. En Yani son yerim. söyleyeceği sözü, kelimeyi en başta söyler. O zaman da kendi hayatını zorluğa sokar. Özellikle evliler, ilişkisi olanlar, romantik aşklara, güçlü ilişkilere sahip bir haftada olacaklar. Yalnız olanların kalplerine, gönüllerine dokunacak kişiler girmeyebilir. O yüzden taşıdığınız çocuksu duyguyu yeni tanıdığınız kişilerde görmediğiniz için yeni aşklara başlayamayabilirsiniz. Ama tanışmak isteyen kişileri reddetmeyin, tanıyın, tecrübe edinin en azından. Her insan bir tecrübedir. Doğru. Elektrik alamayabilirsiniz, aşk yaşayamayabilirsiniz ama belki iyi bir arkadaşlık da başlatabilirsiniz. O yüzden hemen kestirip atmayın yeni tanışacağınız kişileri. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda son derece sağlıklı ve sıhhatli bir haftadasınız. Süper. Planlı ve programlı olmak, aynı zamanda ne istediğinizi bilmek de günlük yaşamınızda daha çok kolaylık kazanmanıza ve elde etmenize neden olacak. Saf duygular, temiz duygular, hani arkadaşlarınız size sen çok safsın, sen çok safsın derken bu saflık kelimesini nereye çekersek orada İyi niyet. değerlendirebiliriz. İyi niyet. Ben de örneğin sen çok safsın. Ben salak mıyım gibi görüyordum safsın dendiğinde. İyi niyet. Safsın denmesini hiç sevmiyordum. Niye saf olayım canım? Aklım mı Niye? yok benim? Şimdi saflık bakış açısına göre. Şimdi temizlik, iyi niyet. Yani sen çok iyi niyetlisin dendiğinde hoşuma gidiyor ama sen safsın deyince akılsızmışsın Peki gibi bu geliyor. mesela yayları nasıl etkileyecek? Yani yaylar çok böyle saf bir enerjiye mi bürünüyorlar, yoksa karşı İşte taraftan öyle mi çok algılanıyorlar? hem karşı taraftan öyle algılanacaklar, hem saflık enerjisiyle bir hafta yaşayacaklar. O saflıkları nedeniyle de bazı şanssızlıklar geçirdiklerini görecekler. Bunu da şanssızlık olarak görmeyin. Saflığınızın kurbanı olduğunuz, sizi kullandığınız zanneden insanları fark edip hayatınızın dışına çıkaracaksınız ve bu İnşallah. dönem bitirdiğiniz arkadaşlıklar kaybınız değil, kazancınız olacak. Yani dostluk ve arkadaşlık konusunda hayatınızdan çıkardığınız insanları kayıp değil, kazanç olarak görün. İnşallah. Haftanın spotu. Hiçbir şey kaybınız değil, kazancınız. Evet, biraz sonra enleri sıralayacağız. Haftanın en mutlusu, en şanslısı, en başarılısı, biliyorsunuz haftanın enleri var. Az sonra gelecek. Yaylar, sizi de çok öpüyoruz. İyi ve güzel bayramlara, nice nice bayramlara kavuşmanızı Amin. diliyorum. Amin. Sırada Oğlaklar. oğlaklar var. Evet, Oğlaklar. sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Bu haftanın zaten en uyumlu burcusunuz. Ya ne güzel. En uyumlular arasındasınız. Oh. Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek Dolunay 13 Temmuz itibariyle yeni bir sayfa değil, birçok sayfayı birlikte açmanıza neden olacak yaşamınızda. Düşüncelerinizi, duygularınızı, kararlarınızı hiç olmadığınız kadar mantık süzgecinden geçirerek, eleyerek daha sağlıklı, daha uyumlu, daha huzurlu kararlar alıp verebileceğiniz bir haftadasınız. Özellikle işsiz bir oğlak burcuysanız uzun yıllar çalışabileceğiniz bir işe başlayabilir, yeni bir anlaşma yapabilir. Aynı zamanda iş ve kariyer hayatınızda elde edeceğiniz ünvanla kendinizi çok yukarılara taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla başarıyı hak ettiğinizi hissedeceğiniz bir haftadasınız. İşsizler güçlü, başarılı işlere sahip olacaklar. İş sahibi olanlar ise iş hayatlarıyla alakalı çalışma alanlarını geliştirme konusunda daha programlı, daha planlı çalışarak kariyerlerini ve iş istikballerini daha güçlü bir hale taşıyacaklar. Aynı zamanda
çok çalışmanın verdiği durumla aşk hayatınızda ihmalci olabilirsiniz. Evli bir oğlak burcuysanız tamam. Çocuklarınız olabilir, eşinizin standardını, evladınızın standardını düşündüğünüz için çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz ama çocuklarınızı ve partnerlerinizi sevgisiz bırakmamaya, onlarla da ilgilenmeye özen gösterin. Yani işkolik bir görüntü vererek eşinizin, evlatlarınızın ya da yakınlarınızın artık onları sevmediğinizi düşünmesine neden olan davranışlardan uzak kalmaya özen gösterin. Tamam, çalışın ama gününüzün belli saatlerini de çocuklarınız varsa çocuklarınıza, evliyseniz eşinize ayırmak için özen gösterin. Yoksa yanlış anlaşılabilir. İlişkilerinizde tartışma yokken tartışmalar çıkmasına, kaos yokken kaoslar yaşanmasına neden olabilirsiniz. Aman çok temkinli ve çok dikkatli olun diyorum bu hafta. Zaten haftanın spotu ihmalci olmayın sevdiklerinize karşı. Bir de sağlıkta şunu atladım. Zehirlenmelere dikkat etmeleri gerekiyor. Of. Yani zehirlenme, bir böcek sokmasıyla zehirlenme olabilir. Allah muhafaza, Gıda yediğinizde zehirlenmesi içtiğiniz, olabilir. her şey olabilir. Zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları gereken bir haftadalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Amin kovalar. inşallah. Evet. Kovalar. Canlı yayınımızı izleyenler arasında kovalar mutlaka vardır. Bu hafta sizi neler bekliyor? Vallahi bakın ben de bir kova burcuyum. Şimdi haftanın en şanssız burcu kova bu hafta. Şanssız. Şanssız, en talihsiz, en şanssız. Niye? Zor bir hafta kovalar için bu hafta. Hemen anlatacağım. Özellikle sevgili kovalar, yükselen kovalar. Bu hafta sizin için yorucu ve sancılı bir hafta. Kardeşleriniz varsa kardeşlerinizle, kuzenleriniz varsa kuzenlerinizle, yakın akrabalarınızla ilişkilerinizde kavgaya neden olacak konuşmalara aman mani olun. Özellikle bu hafta küsüp kırılacağınız yakınlarınızla dikkatli ve temkinli olmadığınız takdirde uzun yıllar küslük yaşayabilirsiniz. Belki şu an bizi izleyen birçok kova, hayatımın en talihsiz, en şanssız döneminde miyim? Benim hayatım hep talihsizliklerden mi ibaret diyordur. Hayır efendim. Şimdi hayatın size öğretisi olan bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle 13 Temmuz Dolunay'ı kendinize çizeceğiniz yeni yollarla aydınlanabilirsiniz. Sorun olan, problem olan konulara sorunlarla dahil olmadığınız takdirde çözümler bulabilirsiniz. Aynı zamanda hırslarınıza yenik düşmeyin. Öfkenizi dengeleyin. Kimseye nefret beslemeyin, kimseye kin duymayın, kimseye sinirlenmeyin, kimseye öfkelenmeyin. Yani bu hafta mümkün olduğunca hayatınızı izole geçirmeye özen gösterin, sosyalleşmemeye. Geçmişten olan, yaşanmış konuları size hatırlatan kişilerle sohbet edip hırslanmamaya, geçmişe ait hiçbir mevzuya dalmamaya, şanssızlıklarınızın etkisi ve tesirinde kalmamaya özen gösterin. Yani evet şanssız bir haftadasınız. Belki haftanın en şanssız burcu siz kovalarsınız. Ama bu şanssızlıkları şansa çevirebilmek de sizin elinizde. Nasıl sizin elinizde? Sizi aşağıya çeken insanlarla bir araya gelmeyin. Sürekli geçmişinizi, geçmişte yaşadıklarınızı sizi hatırlatan kişilerle konuşmamaya özen gösterin. Akrabalarınızla, yakınlarınızla sohbet ederken tartışmamaya. Yani bazen anneler de yapıyor bunu. Çocuğu kaç yaşında olursa olsun, 60'ında da olsanız annenizin 10 yaşındaki çocuğu gibisiniz. Ebeveynleriniz hayattaysa ve size verdikleri nasihatleri agresif bir şekilde karşılamamaya, kendi bildiğinizi yapacaksanız bile peki anne peki baba demeye özen gösterin. Mümkün olduğunca kötü alışkanlığı olan insanları da etrafınızda barındırmamaya özen gösterin. Korkularınız varsa korkularınızdan kurtulmaya, korktuğunuz hiçbir insanı da çevrenizde barındırmamaya özen gösterin. İş ve parasal konularda dolandırılmaya açıksınız. Kimle iş yapıyorsunuz?
Kiminle ortaksınız? Kimle çalışıyorsunuz? Aman ha, hırsızlıklara ve dolandırılmalara açıksınız. O yüzden gelen telefonlara, internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız, aman diyorum, kartınızı her yere girmeyin. Bu hafta kandırılmaya ve dolandırılmaya çok açık olduğunuz bir haftadasınız. Paranızın bekçisi olun. Kimsenin sizi dolandırmasına, kandırmasına müsaade etmeyin lütfen. Bu hafta kovalar kandırılmaya ve dolandırılmaya açık. Aşk hayatınızda ise yalnızsanız yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Ama sağlıklı kişilerle tanışamayabilirsiniz. O yüzden yeni bir ilişkiye başlamadan önce kişi, yeni tanıdığınız kişi kimdir? Sizden önce nasıl bir hayatı vardı? Nasıl bir ilişkisi vardı? Kendi içinizde bir araştırın. Biten, sonlanan ilişkilerinizde geri dönüşleri olabilir. Yani eğer bir haksızlığa uğramadıysanız, yanlış anlaşılma nedeniyle bir ayrılık yaşayıp geçirdiyseniz şans verebilirsiniz. Ama büyük kaoslar yaşayıp tekrardan bitmiş bir ilişkiye şans verirseniz büyük hayal kırıklığına neden olabilirsiniz. Bu hafta kandırılmaya ve dolandırılmaya her konuda açıksınız. O yüzden diyorum ki tüm dikkatiniz hayatınızın merkezinde olsun. Evet, kovalar zor bir hafta. İnşallah kolay atlatabileceğiniz, doğru davranışlar sergileyeceğiniz bir hafta olsun. Dikkat etmedikleri takdirde depresyona girebilirler. Psikolojilerini ve ruh Ay, sağlıklarını Allah göstermesin. O yüzden ne olur hayatınızın merkezinde olun. Kimsenin sizi kandırmasına, dolandırmasına müsaade etmeyin. Haftanın Bunu dinleyen kovalar iki kat daha dikkat edeceklerdir, öyle tahmin ediyorum. Çok dikkatli olsunlar. Haftanız kolay ve güzel geçsin inşallah. Amin. Balıklar, balıklar oradalar Evet. mı? Haftanız nasıl geçecek? Sizi neler bekliyor sevgili balıklar? Bir dinleyelim bakalım. Zaten aşkta haftanın kazanacak burcu balık. Yaşasın. Kesinlikle. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, bu hafta Dolunay'ın Oğlak Burcu'ndaki enerjisi, gezegenlerin kombinasyonu siz balıklar için diyor ki, aşkta kendini talihsiz ve şanssız görüyorsan, gözlerinle talihsiz olmadığını göreceğin birçok olayı bir arada yaşayacaksın. Kesinlikle. Hayatınızda yer alacak yeni insanlar ile ruhsal beslenme yaşayacaksınız. Güvendiğiniz insanlarla güvenilir işler yapmak isterken, işsiz bir balık burcuysanız yeni bir işe başlayabilir, yeni bir iş kurabilir ve bu başlayacağınız işlerde hemen belki şu an için değil ama ileride çok güzel paralar kazanabilir. Çok büyük de yükselişlere sahip olabilirsiniz. Maddi getirileriniz size şahane şans kazandıracağı bir haftadasınız. Birilerine para verdiyseniz, bir yatırım yapıp kaybettiyseniz, kayıplarınızın maddi açıdan kazanca döneceği önemli bir haftadasınız. Harika. Evli olanlar, ilişkisi olanlar, ilişkilerinde sorun yaşayanlar, sorun olan her şeyden arınarak huzur bulacaklar. Kalbi boş olanlar ise uzun zamandır belki gözüne kestirdiği, belki çok istediği birini hayatına alabilir. Ve Çok bu güzel. dönem güçlü, kuvvetli aşklara, ilişkilere adım atabilirler. Şans Süper. Benden yanaymış diyebilirler. Aynı Harika. zamanda bir şeyi gerçekten istiyorsanız, onu kendinize çekip yaşayabileceğiniz önemli bir haftadasınız. Yeni aşklara yelken açarken duygularınızı paylaşmakta korkmayın. Açık sözlü olun. Zaten şansınıza şans katacağınız aşk haftasındasınız bu hafta. Oley. Evet. İş hayatınızda ise size güven verecek, size başarı katacak. İstiyseniz yeni işlere başlayabilirsiniz. İşi ve düzeni olanlar ise kurulu düzenlerinde daha güvenilir olmaya, daha başarılı olmaya odaklı bir haftada olacaklar. Başarılarına başarı katacaklar. Harika. Sağlığınız, sıhhatiniz son derece yerinde olduğu bir haftadasınız. Aşk o kadar güzel olacak ki ayaklarınız yerden kesilecek. Motivasyonunuzu hep yüksek tutmanız gereken bir haftadasınız. Haftanın spotu,
artan yaşam enerjinize sıkıca bağlanın ve endişe etmeyin. Sevgili balıklar, şahane bir haftada sizi bekliyor. Bu arada sevgili canlar, işte bu haftanız böyle geçecek. 12 burcu astrolojinin kraliçesi böyle yorumladı. Teşekkür Her ederim. Hafta bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ama şimdi ekran başında, yani ekran başında diyorum, telefonlarının başında bizi izleyen, canlı yayınımıza katılan sevgili takipçilerimiz. Bu hafta Sirius haftası, değil mi Nuray? Evet. Güneş Sirius kavuşumunu yaşadık. Güneş Sirius kavuşumunu yaşarken nedir Sirius kavuşumu? Bu çok şanslı. 12 burcu etkisini konuştuk ama tabii. Türkiye'ye etkisini, dünyaya etkisini ve genel olarak neye dikkat etmemiz gerektiğini ve haftanın enlerini burada dinlemek istiyorum Nuray'cığım senden. Şimdi Sirius asteroid bir gezegen ve şunu net söylemeliyim bak. Yaptığım araştırmalarda Amerika Güneş Sirius kavuşumunda kurulmuş biliyor musun? Güneş Sirius kavuşumunda yapılan bireylik temeli sağlam olur ama kişilerin tabii ki doğum anı haritasını da incelemek lazım. Yapılan işlerde başarı olur. Şansa şans katılır. Süper. Yani insanın hayatı güvenceye girer. Mutluluğa sahip olur. Ve Dolunay şimdi Oğlak'ta güçlü de bir Dolunay olacak bu. Hırslarımıza hiçbir konuda yenik düşmeyelim. Bu hafta buna önemli özen gösterelim. Keyfimize keyif katalım diyorum ben. Yani Güneş Sirius kavuşumunda bir evlilik yaparsan köklü mü olur? Köklü olur ama Bir tabii işe başlarsan köklü mü olur? şimdi öncelikle Sirius rehber, kılavuz, kader rehberi demektir. Ülkemizin Plütosu'nun üzerinde olan kavuşum birçok gezegenle uyumla temas ettiği için bu yıl kadınlarımızın yüzü gülecek. Oo, Türkiye'de süper. yaşayan kadınlarımızın yüzü gülecek. Adalet ve yüksek öğrenim konularında çok önemli gelişmeler yaşanacak. Şimdi Harika. Sirius ne demek dediğimizde Sirius ak yıldız. Büyük köpek takım yıldızından yer alan bahar aylarında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün aydan sonra en parlak çift yıldız sistemidir. Yengeç burcunun 14 derecesindedir. Şimdi Güneş Sirius kavuşumunu biz 6 Temmuz Nuray, ben şimdi 14 dereceyi anlamıyorum ki. Evet. Sen bana şeyi anlat. Ne yapayım 14 derecede kavuşuyorsa? Sen bana şunu anlat. Yani Güneş'le Sirius kavuşursa bu tarihte evlenirsen, iş kurarsan, ne bileyim yani ne yaparsan çok başarılı mı Bak Nur, olursun? ayın 23'üne kadar kendinize 5 dakika ayırın, imgeleme yapın, meditasyon yapın, dua edin. Çok önemli günlerdeyiz. Birini mi seviyorsun? Hayrı dileyerek ona odaklandığında onu çekersin. Para mı istiyorsun? Onu çekersin. Mutluluk mu istiyorsun? Onu çekersin. Yani 23 Temmuz'a kadar lütfen dua edin, dua edin, dua edin. Yani ne diyor? Rehber, kılavuz, kapı gibi düşünün. Bir sene boyunca kaderin yeniden inşa edileceği günlerden geçiyoruz. Kaderimizi yeniden inşa edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Ve bak 2023'e kadar kadın haklarıyla alakalı konular, hukuksal olaylar, adalet ve yüksek öğrenim konularında kadınlarla ilgili muazzam başarılar kazanacak. Ve bu ülkede kadınlar adını 2023 Haziran'a kadar dünyaya duyuracak. Tam bir şanslı döngüdeyiz. Evet, ama diyorsun ki bu şanslı döngüde unutmamanız gereken bir şey var ki kader yeniden inşa ediliyor. Ve bu inşa Aynen. sırasında ne dilerseniz, ne düşlerseniz o gerçek olacak. 23 Temmuz'a kadar imgeleyelim, değil mi? Düşünelim. Hayal edelim. Hayal edelim. Hayal ettiğimiz her şeyin gerçek olacağını düşünerek hayal edelim. Çünkü hani derler ya, söylediklerine dikkat et, geleceğini inşa ediyorsun diye. Sözlerine dikkat et, yarının olur. Düşüncelerine dikkat et, kaderin olur. Ağzınızdan çıkan sözlere, cümlelere çok dikkat edin. 23 Temmuz'a kadar, yani gök kubbe kapısını açtı.
Ne dilersen oluyor. Ben evin içinde nasıl geziyordum yazlıkta biliyor musun? Ogan Nasıl? bana gülüyordu. Şimdi ben Allah'ım tekrar davet etsin ama gidemeyenler benden önce gitsin. 9 kere umre yaptım Nur. Ay maşallah. Evin içinde şöyle dolanıyordum. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, innel hamde, vel nimete, leke vel mülk, la şerike şek. Ogan da diyor ki bana, ne yapıyorsun anne? Oğlum diyorum, Allah'ım sen çağırdın, ben geldim. Buyur Allah'ım, buyur, emrindeyim. Hep böyle dolandım evin içerisinde. Bol bol inşirah okudum. İnşirah duası okudum. Bol bol ya fettah çektim, ya vedud çektim. Hep esma çektim. Esmaların hayatımızda önemi çok büyük ki sevgili meslektaşım, canımın içi, gözümün nuru diyorum, Mine Ölmez. O da Evet. biliyorsun her hafta. Canım o benim ya. O kadar çok seviyorum ki onu. Daha geçen telefonda konuştuk. Ben de bir misafirlikteydim. Hatta arayayım senden sonra onu. Söz verdim, arayamadım. Bayılıyorum onun o esmaları Evet paylaşmasına. evet. Ay ben Mine'ye de bağlanayım da o zaman önümüzdeki Bağlan. günlerde bu Sirius kavuşumunda esmalar versin bize. Ki. Hatta keşke konuşsaydık, bugün yapsaydık üçümüz bir arada bu Güneş Sirius'la ilgili, çünkü esmalar onun Dur uzmanlık belki alanı. bugün de olabilir, bir konuşalım, olur mu? Tamam, olur tabii. Nuray, bir de haftanın enlerini alalım senden. Haftanın enlerini almadan klasiğimiz o biliyorsun. Programı kapatmayalım. Haftanın en şanslı burcu Koç. Wow. Haftanın en şanssız burcu Kova. Anlattım zaten. En paralı burçları Terazi. Haftanın en mutlu burcu Balık. En mutlu burcu Balık. Haftanın en mutsuz burcu Aslan ve Kova. Haftanın en uyumlu burçları Yengeç ve Oğlaklar. Haftanın en uyumsuz burçları Akrepler ve İkizler. Haftanın aşkta kazanacak burcu ise Balık. Haftanın aşkta kaybedecek burcu ise Kova. Kovalar şansınız bol olsun. Nuray çok teşekkür ediyorum. Ben Bak bu teşekkür bayram sabahında ediyorum. da bizi yalnız bırakmadın ya. Ne Artık demek? sırtımız yere gelmez Estağfurullah, Allah'ın izniyle. estağfurullah. Bir kere ben Allah'a her zaman çok teşekkür ediyorum. Senin gibi bir dostum olduğu için, senin gibi bir yılların sunucusuyla program yapma şerefine nail olduğum için seninle gurur duyuyorum. Öyle söyleme, mahcup oluyorum. Ama gerçekten Estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Ben Takipçilerim adına teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü hiçbir zorunluluğun yok ve bayram günü Estağfurullah. sevdiklerinle, ailenle birlikte olacağın süre zarfında bak vaktini bize ayırıyorsun. Bin teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ediyorum. sana da gönlünün muradını versin inşallah. Hepimize, cümlemize, şu an ekranları karşısında olan herkese diyorum ki Güneş Sirius kavuşumunun enerjisi devam ediyor. Bol dua, bol olumlama. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. İyi Bay bay. bayramlar. Görüşürüz. Bay bay.